Osman Balıkçıoğlu benim böyle belleklerimdeki ilk kayıtları henüz çocuktum ama Küçükkaymak'taki futbol hayatıdır. O fotoğraf ilk gördüğüm böyle abimlerle futbol oynadığı için oradaydım. Daha sonrasında böyle kendimi yetiştirdiğim zaman, yetiştim pardon, yaşım birazcık ilerlediğinde çocukluktan otaya geçerken radyo, tek bir radyo, herkes onu dinler, Ali Koyle Cahire dinledik. Sonra Londra'ya gitti ama kültürel dinamizmini kaybetmedi ve tiyatroya ciddi anlamda bana göre katkı koyan değerli isimlerimizden biridir. Onunla konuşuyoruz ama elbette gerçek bir tiyatro sanatçısıyla her şeyi konuşabilirsiniz. Osman Balıkçıoğlu ile hayda hayda konuşabilirsiniz. Çünkü oyunlarını da yazar, yönetir, oyunlar, biletleri de satar. Ve oyunlarının özü dünden bugüne böyle ganca atarak Kıbrıs Türkü'nün yaşadıklarını, küçük hesaplarını, yanlışlarını, yönelişlerini oyuna bir güzel monte eder, giderik ve ağlanacak halimizi bize gösterir, biz de güleriz. Dün akşam da gördüm, yakında o da devam ediyor oyunlar tabii ki. Ve konuğumuzdur, devam ediyoruz. Evet. Başlangıçta dedim bir sorucuğum var. Olur Buyursun. dedim soracaktım. Bu oyunda bir şeyi fark ettim. Daha önce ağırlıkla oyun Londra'daki Kıbrıslı Türklerin üzerine kurulurdu. Evet. Bu defa bu oyun yani ha Londra'da evde yazdın, oradaki arkadaşların ve ekibinle sahneye taşıdın. Ha Kaymaklı'da belediye evlerinde Evet. ya da Girne'de ya da Hamitköy'de bir yerde hiç fark etmez. Bu defa oyun çok az. Yani bir iki bölümcüğünde küçücük Londra'ya hitap Londra etti. ağzı vardı. Onun ama o da Londra'da değilsin gene yani neredeyse. Yani bu oyun Londra'da geçmedi bu defa. Bunun nedeni Hasan kardeşim, bu Yani Londra'da siz şunu diyeceğim. Başka bir yere takıldım da benim başından beri ben yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin seçme hakkına sınırsızlık, seçilme hakkına da pratikte işleyecek bir mekanizma kurulmasından yanayım. Yani evet. bir tane temsilci Londra'dan, yani o oradaki insan 300 bin kişi belki adadaki iki tane oy kullansın. Bir adadaki seçim bölgesine göre oy kullansın. Osman Balıkçıoğlu Lefkoşa'da kullansın oyunu. Evet. Oradaki sandıkta. Bir de Londra temsilcisi milletvekili kim olsun diye bir oy kullansın. Böylece bir kişi de gelsin oradan buraya. Onu derim. Ve ama burada gördüm ki artık sizin Londra'da yaşamanız. Oyunu Kıbrıs'ın yozlaşma, bozulma, kokuşmasının üzerine kurmanıza engel değil. Buyurun. Engel değil çünkü ben Londra'yı çok işledim. Ve Londra'da Kıbrıslı Türklerin konuştuğu Türkçeyi de çok işledim oyunlarımda. Ve biraz öyle gına geliyor insanlara gibi geldi bana. Onun için kısıtlı tutmaya çalıştım. Yani Londra'da değil de Kıbrıs'ta geçirmek istedim. Öykünün birini, oyunun birini. Ve öyle Tamam yaptım. ikinci bölümde o ikinci oyunda Londra'da geçen bir öyküydü ama orada tabii odada da yine çok fazla yani şey yoğdu Londra yoğdu yani vurgu yapmadım Londra'ya fazla. İşte herkesin yaşadığı belli bir şişman doktordu o şişman danışman. şişman danışman pardon şişman danışman tamam mı Şimdi yani Londra vardı orada. Nasıl vardı? Onu söyleyeyim. Şimdi bu danışmanlık sistemi Londra'da çok tutmuş bir sistemdir. Özellikle Türkiye'liler arasında. Orada herhangi bir sorunu olan bir yerler vardır. Gider uğraştan bir danışman vardır. Ve onlara yol gösterir. yani var ciddi böyle bir şey. Gerçekten var. Şimdi bizde birkaç yerde gördüm ben bilmem ne ve iş takibi.
İş takibi gibi bir şeydir yani onların da yaptığı ama danışmanlık bürosu. Tabela yani. Var mı? Var tabii. Tabela danışmanlık ama bürosu. Tamam ya danışmanlık şu vardır yani ekonomik danışmanlık var vesaire. Hayır bu her su. Şimdi özellikle. Yani şey mi diyecek bunlara? Yaşam koçu mu? Yani, aynen. Vay koçu mu var? Şimdi öyle bir şey. Özellikle Türkiye'den yeni gelenler sağı solu öğrenmek için buralara giderler. Tamam. Ve kendilerine çok güzel yol gösterir bu insanlar. Ondan esinlenerek böyle. Kaç paraya akıl satarlar? Bilmem. Yani ücreti ne kadardır tamam, bilmem evet, ama meraktan sonra. Hayatlarını kazanıyorlar. Özellikle yani bu ekonomik konularda, parasal konularda çok yardımcı oluyorlar kendilerine. Yani bu sosyal haklar bakımından. Sosyal haklar bakımından falan yol zaten gösteriyorlar. Zaten bir şey söyleyeyim. Yani bu sistemleri en iyi yabancılar bilir. Yani bir İngiltere'nin sosyal güvenlik sisteminden İngilizlerin kazanma, yararlanma oranıyla yabancıların oranlarını mukayese edin. Açık ara yabancılar öndedir. Öndedir yabancılardan çok. Yani yabancılar deyip böyle geçmiyor. Kıbrıslılar belki ayrı bir yer tutar mı? Hayır. Belli bir zümre vardır ki bunun şeyini yaptılar, doktorasını yaptılar. Profesör oldular. Yahudiler. Yahudiler bu işin doktorasını yaptı, profesör oldular. Sosyal haklar. Sosyal haklar tabii. O birilerin nedir? Kıyısından köşesinden alıyorlar. Şimdi bir telif hakkı isteyeceğim bir konu daha vereceğim. Şey, evet tamamlayın da geleyim buna ama. Şimdi öyle biraz daha izleyiciler merak edecek nedir ama bir şey değil. Öyleyse bu özellikle Ortodoks Yahudiler. Her birinin 14-15 çocuğu vardır. Bunların hep mesela şeyini, sosyal çıkarlarını devletten alırlar. Biliyorlar neyi, nereden alacaklarını. Onların zaten danışmanlıkları çok ileri gitmiştir. Yahudilerin çok böyle birbirlerine bağlı bir toplum oldukları için kimin nereden ne alacaklarını öğreten sistemleri vardır. Yani bizim yaptığımız öyle devede kulak kalır onların yanında. Şeyi gelecektim. Avustralya'ya gittiniz mi hiç? Gitmedim. Avustralya'da gittiğinde tam oyunluktur. Kesin yani. Soran nedir durum? Ev borcun var mı? Tamamdır. Bunu alayım isterseniz de devam edeyim. Tabii, Kemal Sedat Sim abi merhaba. Merhaba Kadıçım. Alo. Kardeşim iyi günler. İyi günler. Sizi görmekteyim burada. Evet. Sizi tanımıyorum fazla ama Hasan Bey'i gördüm burada. Ben çünkü Londra'lıyım. Geldim buraya. Evet. Şimdi Londra'nın hakkını yiyorsunuz. Ya. Onun için ben bağlandım Hasan Bey. Tamam hakkını yediysek hemen iade edelim. İade edelim. Söyle bakalım. Sakın olsun ben tanımıyorum tiyatrocuyu ama Londra'lar gidemez o tiyatroya. Southeast, ben Southeast'e kaldım. Southeast'e lazım. Arkadaş tiyatro yapacaksan Southeast'e gitmesi lazımdır. Eğer North'ta yapacaksan North tarafını aşması lazımdır. Herkesin bak yoktur. Orada herkes gider oraya çalışmaya gider. Anasalar 3 kuruş para kazansın adam Kıbrıslılar. Herkes fakir gider oraya. Ama bak. Fakirlikten dolayı bir herkes çalışır. Southeast'teyim bu. Bize de gelsin. Herkes çalışır. Tamam Kemal kardeşim de Southeast'e de gittik biz. Şeyde kuzeyde iki kez oynadık. İki gözüm. Birin kışta kış olur, düğünler başlar. Yaz olur, tatiller başlar. Ananın fırsat yoktur. Belki bunun arasında bulursanız bir de pazı gün olmaz. Çünkü adam zaten 6 gün çalışır. Buradaki gibi değil de ben çocuğumu alacağım. Yallah çocuğu bırakır. Orada biliyorsun. İşe başlarım. Yallah işten. Yani bana demek isten bundakiler arada sırada işler. İki gözüm geldim 15 seneyim burada. Ben kendim şaştım bile kadar. Herkes işte burada çocuğu hastadır. Yallah. İşte gidiyorum çocuğu alayım. Yallah. Gider herkes. Kimse bakmaz. Abi orada ben iş yerim var. Benim açtığım burada iş yerim var. Artık ben de ikide kapıda kaçar eve giderim. Şimdi bu. Ama bir şey söyleyeyim. Allah bize bir hava verdi. Lazım öğlen yatalım. Sabahın köründe kalkmayalım. Kardeşciğim varmış işte Londra'da böyle. Ama iş için gelmedik ya dünyaya. Mangal, muhabbet, çatlat, oturacaksın, gecede
50 defa Bodiri'yi vuracak. Ha, öyle kardeş ama işte olmuyor kardeşim. Çalışmak lazım. Çalışmak çalışmak. Başka bir şey yok. Kemal kardeşim, ben seni anlıyorum. Sen de beni anlıyorsun. Anlıyorum Hasan Bey. Seni takdir ederim zaten. Peki. Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın. İyi günler hepinize. Şimdi tabii ilginç bir konuya değindik Kemal kardeşimiz. Southeast'te neye gitmez dedi. E gittik. Gittik 100 kişi geldi. E, tamam diyor. Daha ama bir dakika. Diyor biz 6.000 işledik. İş olduğu gün gelemeyik. Bir günde dinleneceğiz. O gün de gelemeyik. Yani bu haftayı 8 gün yapsalar. Olacak bu iş. Olacak. Ha geleyim Avustralya'ya. Gittik sorardık. İşte ne var ne var. Bizim biz Kıbrıslılar böyle meraklıyız. Yani, yanlış anlama be kardeş. Der sorardık. E nedir ne değildir şunlar kimlerdir? Şimdi de nasıl ya borç var? Vallahi kompodan aldım parayı kapattım borcumu. Kompodan alacağım parayı. Nedir be bu kompo işi? Meğer bu iş compensation. Evet.'nın kısaltılmışı kompo. Yani tazminat. Evet. Ama örneğin bir tane vardı salhane değiştirdi. Kes hayvan değiştirdi. Sonra dedim ki hayvan sırtlamadan belime problem oldu. Kabul ettiler. Verdiler o parayı. O biri başka bir şey. Ve bu arada da bu kompodan para alanları devlet takip edermiş bir süre. Onun için parayı alanlar gitti. Adam havluda mangalı yaktı ama duvarda alçak. Ve bakın biri yok ya. Çünkü girip çıkacak rahat. O düğüne git. Düğünlerde davetiye dağıttıklarında o özel dedektif bir tanıdığım vardı. Onun dedektif şirketi vardı ki bunları takip ederler. Onları davet etmezler düğüne. E çünkü oynayacak. Yani dedim başka Rumlar da bizim gibidir dediler. Öyle mi? Kompocu. Tabii böyle bir sistem İngiltere'de de var. Ama İngiltere'de sıktılar şimdi eskisi gibi değil. Bak, eskiden ne yaparlardı? Sıktılar eskisi gibi değil. Değildi. Çünkü eskiden giderdi adam doktora. Bu adam böyle böyle doktor şikayetim var benim derdi. İşte belim ağrır, şudur budur. Ona özürlü diye şey verirdi, kağıt verirdi. Giderdi devletten hem özel arabası için özel park yerleri alırdı. Her yere park etsin. Hem para almaya başlardı. Disabled çıktı derlerdi. Şimdi onu sıktı. Her gidene vermiyor hükümet. İspat yani edecek. Yani bu İngiliz de uyanıyor. Uyandırdılar. Kim uyandırdı? Bunları yapanlar ama yalnız bizimkiler değil ya. Herkes yapardı. Yani, İngilizler hariç. Şimdi öyle bir şey, benim arabam var falan. İşte bir gün şey yaptım, dedim ki ya filan yere gittim, park yeri yok ya dedim park edemedim falan. Vereyim sana benim disabled bacı da git park et yahu dedi. O kadar. Ama adama da bakan, adam benden daha sağlam. Beygir gibi. Yani öyleydi. Peki tekrar oyuna dönelim. Yani az önce söylemiştim, orada yaşamanıza rağmen burayı yazıyorsunuz artık. Burada yaşamış gibi. Şimdi ben... Bunda pay bu televizyonların, sosyal medyanın, yani birebir an be an burayı yaşamış, yaşayabilmenin bir avantajı mı var? Tabii var. Muhakkak var ki güncel haberleri alabiliyoruz artık. Her şeyi görebiliyoruz. Hatta televizyonlardan çok. Bu cep telefonları, Facebook ve internettir. Yani bizi bilgilendiren her konuda. Akıllı telefoncuktan. Bir olay olurken de hemen öğreniyoruz. Ama benim Kıbrıs'ta yaşamam, Kıbrıs kültürünü orada yaşatmam yeni bir şey değildir. Hayır. 72'den bunu yeni bir... demedim. Ama bu defa konular, mesela ikinci şişman danışmandı. Yani ben burada da olabilecek bir içerik gördüm. Tabii. Ama işte söylediğim gibi Kıbrıs'ta yatıp kalkıyoruz orada. Ben en azından öyleyim. Yani ben Kıbrıs'tan hiçbir zaman kopamadım. Her zaman içimde bir özlem olarak kaldı o. Ve yani son günlerimi burada geçirmek istiyorum. Daha ona vakit var. Vakit var mı ya? Var. Yaş 73.
ne kadar vakit kaldı? Yok yok. Neyse inşallah. Bu demektir ki. İnşallah başarırız. Bu demektir ki 38 senedir 35 yaşındasın. Öyledir. Yani o yüzden hep böyle Kıbrıs'la ilgili şeyler yazmak gibi. Benim yazdığım kitaplar da hep Kıbrıs'la ilgilidir, tabii, biliyorsunuz. Biliyorum. Yani onunla yatırım, onunla kalkarım. Hazmedemedim yani bu ülkeden ayrılmayı. Yani o beni zorlayan o şartları hazmedemedim. 45 yıldır hazmedemiyorum bunu. Yanlış, bana bir haksızlık yapıldı gibi geliyor. Onun için... Hangi yılda gittiniz? 1972. 72. Benim kardeşim de 68'de gitti. Tabii ki. Çok farkı yoktur. O zamanın hesabını Magarios'a soracaktınız. Bakın. Onun hesabını Magarios'a soralım. Yani o şartlar 63 sonrası, hayat yok, ekonomi yok vesaire. Hadi şimdi bakalım. Biri varsa ararsa da memnun olurum Londra'da. O zamanın kabul ettim insanların gitmesini. Adam 60'ından sonra 50'sinden sonra bugününkü tarihlerde buralarda tutunamayıp borçlandı, ödeyemedi, sağlık sorunu yaşadı, halledemedi, eğitim halledemedi ve bu şartlar altında gitti. Demin çok güzel bir şey söylediniz. Eskisi gibi değil İngiliz dediniz. Değil. Şimdi de hadi söyleyin bakayım, bana biri gidecek. İyi bir yerde Londra'da, yok lüks işte. Palmer's Green'de oralarda bir yerde bir ev sahibi olması kolay mı? Yok, imkansız gibi bir şeydir. Yani, peki öyle. Ne iş yapacak? Kaç para kazanacak? Peki, yani işte iş sahası da yok. Peki fazla. Bu halde bu insanları oraya mahkum edenler... O zaman iki gözü kör olmasın makari olsun derlerdi. Şimdi kime söyleyelim onu? Tamam, şimdi söylediğiniz doğru, bazı insanların gerçekten gitmesi. Kötü yönetildik. Kötü yönetildik. Eğer bu ülkeye burada bizden daha fazla insan gelip buralara tutunuyorsaydı, onlardan evvel buralarda bizim insan gibi yaşamamıza kaynak vardı. Vardı, yine de var belki de, ama şimdi benim söylemek istediğim başka bir şeydir. Şimdi burada insanları erken emekli yaptılar, emekli oldu insanlar. Birçoğu da bunların bu emekliliği alıp Londra'ya gelip yerleşti. Hem buradan ondan çeker maaşı alıyor, emeklilik maaşını. Hem orada bir şeylerle gurdalanıyor Kıbrıs ağzıyla. Ve yaşamını sürdürüyor. 4-5 çakalan var. Biliyorum orada. Yani her giden. Şimdi bakın, ben çok açık bir şey söylemek istiyorum burada. Kıbrıs'ta çok şikayet ediyor insanlar. Ama ben işte Girne'ye gidip geliyorum. Yahu ben bu kadar pahalı lüks arabayı İngiltere'de görmedim. Yani Mercedes'ler, Range Rover'ler, BMW'lar, Porsche'lar, her şey var. Çok mu görüyorsunuz Kıbrıs'ta yaşayanlar? Çok görmüyorum Kıbrıs'a. Biz burada vatan ve millet için, vatan ve milletimizi beklemek için buradayız. Kaçmadık, gidelim Londra'ya. Tamam, iyi güzel kaçtık biz, ama biz öyle kaçanlar dışarıdan baktığımızda bu ülkede bir refah olduğunu zannediyoruz. Yani bir refah içinde olduğunu zannediyoruz. Ne yapayım, siz gittiniz onda esir gibi işlersiniz. Bir de hava kesemezsiniz kolay kolay. Ya şimdi tabii... Tabii değerli izleyenler, burada söylediğimin ironisini mutlaka fark ediyorsunuz. Yani Londra'daki insanlar çok küçük, az, yani çok istisna insanlar dışında herkes esir gibi işleyerek para kazanır. Kimse kolay para kazanamaz. Bunda biri yolunu bulur. 2 senede Londra'da 10 defa dünyaya gelse kazanılamayacak parayı bizde 2 senede kazanırlar. Vallahi bilmiyorum tabii, ben iç yüzünü bilmiyorum. İnsanlar da sürekli şikayet edenler vardır buradaki. Belli olmasın. Ama ben görüyorum ki insanların, ya bizim zamanımızda hiç bunlar yoktu. Araba ne ya? Arabası, biz bisikletimiz bile yoktu. Biz 63'te kaymaktan kaçtığımızda 5 tane araba yoktu kaymaktan. Yani ya insanlar niye şikayet ediyor bilmiyorum. Belki yanılıyorum. Belki belli bir zümredir bunları kullanan büyük bir kesim. Şaka bir yana kötüye gidiyoruz. Yani. Ha, yönetilme söyleyeyim konusunda haklısınız. Hayır, yok. Genel anlamda madem burada açıldığı için söyleyeyim. Ciddi bir aile dayanışmasıyla bu sistem şimdilik idare ediyor. Tamam.
Yani bir ay işte anneler, babalar işler, neneler, dedeler emekli maaşıyla destek atar ve bu nesil şu anda emekli olanlar eksildiğinde Kıbrıs'ta sosyal patlama olacak. O şimdi çok güzel bir şeye parmak bastınız. Demek ki yani bizim kuşağın, hani şimdi bu erken emekli olmuş kuşağın bu sistemden şikayet etmeye hakkı yoktur. Ama arkasından gelenlerin ne olacağına kimse bir şey söyleyemez değil mi? Yani ne olacakları belli değil. Ama gerçekten bizim kuşaktan böyle özellikle memur olanlar gayet iyi ekonomik bir fırsat yakalamışlardır gibi geliyor bana. Ciddi anlamda bu söylediğinize katılıyorum. Ama benim söylediğimi de siz not edin. Önümüzdeki böyle eğer bu iş 5-10 sene daha idare edecek. Her yaşlı emekli devrildiğinde geriye kalanlar ayağını kaybedecek. Anladım. Anladım. Tabii bu... Peki buraya geldi. Londra'daki tiyatro izleyicisiyle buradaki nasıl kıyaslarsınız? Burada daha gelişmiştir tiyatro izleyicisi. Burada belli espriler, mesela bizim Güldür oynadığınız zaman anlıyorsunuz bunu, görebiliyorsunuz. Londra'da güldükleri esprilerle buradaki espriler farklıdır. Aynı şeylere gülmüyorlar. Burada biraz daha fazla yetişmiştir tiyatro seyircisi. Çünkü gerçekten tiyatroda bu ülkede oturmuş gibi bir durumu var. Yani şu var, özellikle Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ciddi anlamda, yani sizin temelini attığınız, ilk sahneyle temelini attığınız devlet tiyatrosu, Kıbrıs Türk Tiyatrosu'na devletin katkısını bir bayrak yarışıyla ileri ve yükseğe çekerek taşıma konusunda sıkıntılıdır. Yani ben gün geldi o dönemki katkılarıyla Sayın Hilmi Özen'i, daha sonraki kuşaktan Çetin Özen'i takdir ediyorum. Ancak sonrasında yani tiyatronun müdüriyeti de sanatçı olmayan insanlara devredildi. Ama şimdi o sizin söylediğiniz, şimdi ben de takdir ettiğim insanlar bunlar, Hilmi Özen de kardeşi de. Ama bu tiyatroya işte sadece belli bir görüşün temsilcisi olarak müdür atama falan eskilere gider. Yani bu yeni değildir. Hayır, bir şey söyleyeyim, yani şimdi bunu söylüyorum, tiyatro tartışması açmam ama belediye tiyatrosunun var olma nedeni Sayın Hilmi Özen'dir. Biliyorum. Yani Yaşar Ersoy ve arkadaşlarının o resmi şeyin dışına çıkıp yani bir özel tiyatro uygulama ve denemesine gidip gördüğü zaman o dedi, nasıl bir devlet tiyatrosu sanatçısı sistemi eleştirir? Yani Sayın İlmi Özen'in anlayışına göre Kıbrıs'ta bir mücadele var. Bu mücadele devam ederken her şey o mücadeleye paralel yürümeli gibi diyebilirim. Yani yoksa ama elbette tiyatroyu açtığımız zaman, onu işaret ettiğimiz zaman sevgili Kemal Tuncu Ünel Ulusu'da özellikle işaret etmek gerekiyor ama bir biçimde siz o başlangıcının çok önemli ivmesinde yer aldınız. Buradan evet, ama artık ben yani o bir dönemin son temsilcisi gibiyim. Yani o tiyatronun ilk günleri başladığı günlerde işte bir de Hilmi Özen vardır bizim arkadaşlarımız arasında. O da galiba tiyatro yapmıyor artık. Şeyde Yakın Doğu'da akademik öğretim üyesidir. Yani. Ama değer verip de saygı duyduğum insanlar. Evet. Benim de değer verdiğim birisidir. Ama şimdi mesela Hilmi Özen'le öbür dört arkadaşın aralarından ayrılan Yaşar Ersoy'un başını çektiği arkadaşların ayrılıkları tamamen siyasi görüş farklılığından. Yani orada işte Yaşar, Osman, Erol ve Işın. Osman, Erol ve Işın. Bu dört arkadaş. Tabii burada ben sevgili Yaşar'ın Kıbrıs Tiyatrosu'ndaki katkısının altını çizerim. Yani tiyatroyu konuştuğumuza göre. Yani şartlar sizi bu ülke dışına savurdu. Ama o gün devlet yapısı içerisinde statü bulan, ilk sahneden devlet tiyatrosu sürecini başlatanlar devamını da
Yaşar'ın Nefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda başardığını başaramadılar. Şimdi ayrılmakla kalmadılar. Onu ileriye götürdüler. Yani Yaşar ve arkadaşları belediye tiyatrosunu gerçekten işte onu, çok ileriye taşıdılar. Yani belediye tiyatrosunun varlığı yeni nesil tiyatro sanatçılarını, mektepli tiyatro sanatçılarını kazandırdı ülkeye. Yalnız onu değil Hasan Hepsi. Kardeşim, daha önemli şeyler. Belediye tiyatrolarını kazandırdı. Örnek Onları oldu. Gören belediyeler örnek aldı. Bugün birçok belediyenin belediye tiyatrosu vardır. Yani yaptıkları çok önemli bir şeydir. Derman Atik Girne bölgesinde Tabii. birazcık kendisi de şahsi sanat vizyonuyla değer yaratıyor. Bunu kabul ettim. Geçen akşam oradaydım. Bir 21-15 treni diye bir oyunlarını evet. izledim. Çok başarılı bir oyundu. Fethi Akıncı'ya bir kulak verelim. Sevgili Fethi Akıncı, merhaba. Merhabalar. İyi günler, iyi yayınlar. Nasılsın ya Fethi Bey? Çok sağ olasın Hasan Bey. Özellikle Osman abime, evimizin her günkü misafirlerinden biri olan Osman abime hoş geldin demek isterim. Evet, buyurun. Aynı zamanda Kıbrıs'la ilgili bir şey daha söylemek isterim Osman abime. Buyur Fethi kardeşim. Biraz yağmur yağsa göle döner surlar dışı lef boşa. 42 yılı geçti, Mansurlar giremiyor kapalı Maraş'a. Yine de para sorarlar denize girmek isteyen vatandaşa. Lef gibi güzel yurtta portakalın tonu gider 3 kuruşa. Paraları topladı gitti betting havuzlar ve de Natasha. Hükümet de artış yapmış maaşa. Selamlar olsun Gönleli'de oturan Kubilay Özkıraş kardeşa. Gelsin de hesap soralım maliyeye. 180 TL'lik artışla ne yapabiliriz? Aram aşağı. Çok güzel Fethi kardeşim. Sağ olasın Fethi. Bu söylediklerin ama... Bu söylediklerinin birçoğunu ben oyunlarında dile getirdim. Bunu da hatırlatayım. Onu yani... bildiğim için söyledim sana ya. İznin varsa bir de milletvekillerini şikayet edeyim. Et. Edeyim mi? Et. Bir türlü çare bulamadılar. Habire dalgalanan isterlin ve dolara. Bizleri mahkum ettiler. Tefecilik yapan bankalara. Çok cömert davranırlar. Hiçbir iş yapmadan para alan müsteşarlara. Devleti de mahkum ettiler. Betin havuzlara ve denataşalara. Peki. İyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. İyi günler Fethi Bey. Çok küçük bir aramız var. Devam edeceğiz. Hasan Hastürer'le bugün programının cuma günkü konuğu Doçent Doktor Akın Cellatoğlu ve Gülay Özpolat. Hasan Hastürer'le bugün cuma saat 15.20'de Kanal T'de. Evet, Fethi Akıncı'yı dinledim. Evet. Şimdi bazen böyle bir şey, biri bir şey söyler, o an müdahale ederim veya müdahale değil, bir katkı koyarım. Keşke yağmur yağdığında göle döner Lefkoşa surları içi, biraz yağmur yağsa. Lefkoşa surları içi göle dönmüyor. İngiliz'in zamanından kalma o su, kanalizasyon sistemi, o yağmur sularıyla ilgili altyapı nedeniyle ne gölekte ne başka yerde su birikmez. Su biriken 74 sonrasının kontrolsüz imar alanlarıdır. Göçmen köyün arkasında derenin önünü kapadık. Su geldi, deniz oldu. Bastı her tarafı her geldiğinde. Nerede? Sanayi bölgesi Lefkoşa'nın kuzeyi aynı şekilde dere, nerede dere yataklarına müdahale ettiysek oralarda taştı. İngiliz'in zamanından kalma velakkiyi bilin. Tabii bilmez miyim? Onlar oturur Buraş'ta hemen Hısar'a girdiğinde Anibal'da. Diyor biz oracıkta otururduk o şeyde Ayruga'da girerdik o şeye yağmur sularının kanalizasyonlarına da çıkardık o bir mahalleye taş atardık da kaçardık geri yani o kanalların içinde koşardı çocuklar. Evet, biliyorum. Hala da o altyapı nedeniyle ne olur o sular Hısar altlarına akar giderdi. Yağmur yağdığında şimdi o 100 kusur senelik altyapıda problem çıkmaz.
Ama 5-10 ne kadar yakın zamanda bir şey yapıldıysa onu da yaptık. Şimdi sırası gelmişken söyleyeyim. Yani benim yazdığım oyunlarda hep bu konuları işledim. Mesela bu sel olayını işledim. Bundan evvel bir buraya getirmedik o oyunu. Atma Recep'te Din Kardeşiyik diye bir oyun yazmıştım. Orada bu konuyu işledik. Ondan sonra bu müsteşarlar konusunu, milletvekillerinin maaşları konusunu falan hep bunları işledik. Tabii hiç kimseye hakaret etmeden, kimseyi kırmadan biraz öyle eleştiri yönlü bir şeyler yaptık. Yani bu telefon bağlantısından önce biraz tiyatronun geçmişini konuşuyorduk. Oraya tekrar dönmek istemiyorum. Tekrar Londra'dan devam edeceğim. Oradaki insanlar sizinle karşılaştığı zaman, şimdi biz gazeteciyiz ya, yaz, söyle derler. Osman Balıkçı öyle karşılaştıkları zaman ne derler? Çok ilginçtir. Seni televizyonda gördük. Geçen gece falan derler. Bir reklam filmi çektik kalktık bir şey için. Evet, o seyahat turizmde. O kadar çok izleniyor bu Kıbrıs televizyonları. Her gören beni onu söyler. Ben 55 yıldır tiyatro yaparım. 55 yıldır yapmadığım kalmadı, onu unuttular. Şimdi bir reklam filminde oynadım ya, onu söylerler. Ama şimdi bu sihirli kutu, düşünün şu anda biz böyle burada oturduk. Normal bir sohbet yapıyoruz ama Kıbrıs'ın her tarafı, Türkiye, Avrupa, yani Türk satın kaplamalıdır. Londra'da bakalım şimdi kim bizi evcinde oturdu böyle seyreder. Tabii, tabii. Ve ben hep söylüyorum yani, biz işte 300 bin kişi, ya böyle bir şey demem ama şunu da biliyoruz ki bizim yayınlarımız ortalama 20-30 bin kişiye de gidiyor. Yani Londra'da. Burada hayır. Yani daha da çok ama arabada gider efendim, evinde televizyonu seyreder, radyoda dinler. Daha fazla ama ben mütevazi bir rakam söylüyorum. Yani minimum budur. Peki siz bir oyun sahneleseniz 20 bin 30 bin kişiye ulaşması için neler yapma? Tabii olmaz. Tabii. Haklısın. Ki yani bizim programlarımız ciddi bir itibarla iyi bir kesim tarafından izlendiğini biliyoruz ama bunu yani bunun üzerine bir gelecek inşa etmenize de gerek yok ama iletişim böyle bir avantaj sağladı. Yani gördüydük sizi derler. Evet. Peki bundan sonrası için neler düşünüyorsunuz? Vallahi bundan sonrası için söylediğim gibi artık yaşım ilerledi ama sahneyi bırakmak niyetim yok. Ben ölene kadar beni ayaklarım taşıdığı sürece bir şeyler yapmak isteyen birisiyim. Evet. Yani öyle artık ben emekli oldum hiçbir şey yapmayacağım diye bir niyetim yok. Yine oyunlar yazmaya çalışacağım. Yine bir grubumu sürdürüp tiyatrolar yapmaya çalışacağım. Belki yine bir kitap yazarım, bilmiyorum. Ama bırakmak niyetinde değilim. Çünkü bırakırsam birden çökeceğim gibi geliyor bana. Yani beni bir şeylerle uğraşmak, bir şeyler üretmek böyle zinde tutuyor. Herkes, yani sizin için değil yani ki. Onun için bırakmak niyetinde yani değil. Yani sabah güne başlayan ve yapacak işi olmayan insanları düşünün. Ya bir ara oldu, o da oldu. Yani 65 yaşıma geldiğimde dedim ki ya ben artık emekli oldum, ben hiçbir şey yapmayacağım. Yıkıldın mı? İki yıl içinde çıldırıyordum. Başladım şeye, bir şeyler yazmaya, bir şeye de kendime geldim. Yani o kadar kötüdür. Düşünme. Yaş, yani onunla, herkesin kendi yaşıyla barışık yaşaması önemlidir. Yaş çok farklı bir mesele. Yani az önce ben size onu 73 dediğiniz zaman bilerek dedim ki 38 yıldır 35 yaşındasın. Öyledir. Şimdi kendimi öyle hissediyorum en azından. Yani ayaklarım beni taşıyor. Sporumu da yapabiliyorum. Her bir şeyden uğraşabiliyorum. Artık o Hüsnü'ye sahip çıkamıyorsunuz. Hüsnü'ye maalesef sahip çıkamıyorum. Hüsnü kişi. Seni gördüm. Tamam mı? O sandalyeye oturarak tiyatroculuk olmadı arkadaş. Ya kiloları vereceksin, bu sahneye devam edeceksin ya da buradan sana şimdilik sarı kart. Eğer böyle gidersen diyeceğim Osman Balıkçıoğlu'na, al bu kırmızı kartı da git göster kendini. Hayır, çok seviyorum ben Hüsnü'yü. Ben de çok seviyorum. Yani 20 yıldır benim yoldaşım, her yerde beraber, sahnede beraber, radyoda beraber, hep beraberimde geldi. İşte maalesef kendisine de bakmıyor. Artık iyiliğini versin Allah diyelim, ne diyelim.
Evet. Yeni, şimdi bu bitti. Yeni bir oyun. Bu ne zaman bitecek? Şimdi bu şimdi, şimdi dün akşam Lefkoşa'daydık. Şimdi 2-3 oyunumuz daha var. Bunlar... Cumartesi şeydeyiz, Maosa'dayız. Evet. Pazartesi 4 yoldayız. Salı günü de Beyermudun'dayız. Şeyde Orta Doğu Teknik Cumartesi, Üniversitesi. Maosa'dayız. Pazartesi 4 yol. 4 yol. Salı günü de Orta Doğu Teknik Üniversitesi şey için güzel yol. Beyermudu demediniz. Beyermudu yok. Beyermudu yok bu sefer. Tamam. Maosa 4 yol. Güzel yurtta hangi salonu kullanıyoruz? Şey Orta Doğu Teknik Orta Doğu, ODTÜ Kalkanlı Kampüsü. Evet. Vallahi değerli izleyenler, hepinize tavsiye ediyorum. Öyle oturun. Çok gülmeye hazırlıklı gidin ama gülerken düşüneceğiniz de bilin. Evet, bunu bitirdik diyelim. Tekrar İngiltere'de oynanacak mı? Sahnenin. Oynanacak. Şimdi orada bir... Az önce çok önemliydi. Beş... Kemal Bey'in söylediği dedi ya biz dedi kışta düğün yazda tatil. Peki İngiltere'de sahne için en uygun zaman ne zaman? Şimdi işte yine de okulların açık olduğu zamanlar. Yazda kimse gelmez. Düğünleri de pek yapmazlar yazda. Çünkü herkes tatildedir. Onun için kış aylarında olur. İşte Eylül'den falan başlar. Ondan sonra şeye kadar Mayıs sonuna, Haziran başına kadar devam eder. Şimdi bizim Londra'da bir 5-6-7 Mayıs tarihlerinde bir Türkçe konuşanlar tiyatro festivali yapılıyor. Bizi de çağırdılar oraya çağrılı. Bu oyunları 6 Mayıs'ta orada güzel bir tiyatroda oynuyoruz kısmetse. 6 Mayıs. Peki yeni oyun. Bunları bitirdik, tamamladık. Yenisi ne olacak? Yenisi daha tam şey yapamadım, düşünüyorum. Yenisi boş duracak değilim. Hemen bir şeyler yazma. Şimdi nedir? Benim yazarken çok memnun olduğum bir tarafım vardır. Ben kurarım, 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 kurarım ve bir oturmada 2 gün içinde yazarım oyunu. Daha evvelden hazırlarım hep. Ha ama o şeydir. O dosya, yani ben hep söylediğim şey var. Yazmak printini almaktır. Yani yazarken print beyninizden printini alın. Yani onu ben kurarım. Şimdi düşünüyorum daha karar vermedim. Önümde birkaç tatil vardır, tatil yapacağım. Onun o dönemde tatildeyken yazmayı düşünüyorum. Daha iyi yazabiliyorum öyle olduğunda. Ve kısmetse öyle Ekim, Kasım gibi yine sahnede olmayı düşünüyorum. Evet, bir iki mesajımız var. Evet. Ümit Öz demiş ki Osman Bey Kıbrıs Türkü'nün sahnelerindeki gururudur. Oo, çok güzel. Teşekkür ederim. Evet. Leyla Gedük Ankara'dan yazmış. En zor sanat tiyatrodur. Sahnenin tozunu yutan insan kopamaz sahneden. Osman hocama sevgiler sunuyorum demiş. Bir mukabele. Evet, gerçekten çok farklı bir misyonla sanat icra ediyorsunuz. Yani sizi bir defa seyrederken kontrollü olduğunuzu da gördüm. Yani kabare tiyatrosunda birazcık argonun şeyi açıktır, dozu açıktır. Bu kez yoktu o. Şimdi her zaman öyle olmaya çalışıyorum ben. Hayır, her zaman için kontrol ama bu defa biraz sanki kontrol daha fazlaydı. Şimdi nedir beni düşündüren? Şimdi bilmem fark ettiğinizse dün akşam çocuklar da vardı izleyenler arasında. Bizi çocuklar da geliyor. Onun için dilime çok dikkat ediyorum. Yani kontrollü olmaya çalışıyorum. Kimseyi rencide etmemeye çalışıyorum. Ya getirdik çocuğumuzu da sen böyle böyle şeyler söyledin demesinler diye. Yani ben kontrollü siz oynarken bunu da söyleyecek mi? Baktım söylemediniz. Yani şey de kontrollüydü. Vücut dili de kontrollüydü. Çok yani oyun ayrıca seyredilecek bir kıvamda bir kabare tiyatrosuydu. Doğru mu tarif ediyorsun? Ben aşırıya gitmemeye çalışıyorum gene karakter yaratırken. O bir arkadaşlara da etkilemeye çalışıyorum bilmem. Ben artık sizin ve izleyicilerin vereceği kararlardır. Hayır, bu kıvamı iyi buluyorum. İyi buldum. Biraz şeyi de buldum. Böyle siyaseten denge aradınız bu oyunda gibi geldi bana. Şimdi söylediğim gibi... Yani
ortaya bir muhalefet yaptınız. Şimdi öyledir. Doğru mu tarif ettim? Şimdi toplumumuzu tanımak lazım. Bizim tiyatro izleyicilerimiz, bizi gelip izleyen insanlar belli bir görüşün insanları değildirler. Her görüşten bizi izleyen insanlar vardır. Onun için istemiyorum birisini fazla kırmak istemiyorum. Ölçülü eleştirmeye çalışıyorum. Yoksa öyle direkt üstlerine gitmeyi ben de biliyorum. Tamam ama zorlandım yani şey düşündüm böyle bir zarf düşünün. Üstünde adres yok ama sanki de kağıt koyduğunuz üstüne. Kurşun kaleminin bastıra bastıra yazdığınız ama kağıdı aldığınız okumak için böyle... Işığa oynat kendini de izi vardır adresin gibi. Ha, yani anlaşılmadı pek böyle şeylerden. Yok anladım da ne için zorladınız beni? Çünkü dedi bunu söyleyecek şimdi. Yani o bir sahne vardı işte bizim partimiz şu bu bizim partimiz. Beklerdim orada değilsiniz ki bizim partimizin köklü o bir desin ki bizim partimiz devlet kurmuş partidir. KKTC'yi biz kurduk. işte, demediniz. Şimdi öyle dersem hangi partiyi hangi partiden söz ettiğim ortaya çıkar diye söylemem onu. Şimdi benim istemiyorum ortaya çıkmasını. Benim herkese sosyal iletişim açık. Yalnız ben programa gelenlere de derim ki söyleyin ya. Biriyle konuştum. Biri yok. Söyle. Çünkü anladır adamı. Ya adamın cevap hakkı da doğamaz. Çünkü adı da geçmez. Halbuki cevap hakkı, herkes de anlar onun kim olduğunu. Söyle adını ki adamın cevap hakkı da olsun derim. Evet, doğrudur tabii. İşte benim çizdiğim yol da bu maalesef. Yani ama bir dakika elimi kaldırayım. Ben sizi bunu sırf konu açılsın diye vesile olmak için sordum. Bu bir anlayış ve yani sizin sanat çizginize belki de bu... Salonda herkes anladı, herkes keyif aldı, anladıklar. Herkes düşündü, herkes güldü. Mahmut Anayasa sosyal medyada adeta fenomendir. O dedi ki keşke bu oyun dedi, bu insanlar şeyleri de doldurmalıydı dedi. O yürüme boşluklarda da çok keyifli ayrıldı ve sizleri takdir etti. Bunun gibi herkes. Yani benim de takdir ettiğim birisidir Mahmut Anayasa. Yani onun için şey de yaptı bana, şimdi sırası gelmişken onu da söyleyeyim. Evet. Bir mesaj attı bana. Gatriyabay'ı da diyor bu tiyatroya katalım. Gatriyabay yakışır. Size bir şey söyleyeyim. Mahmut'un özlü anlatımları yani 3 tanesi bir oyun olur. Tabii biliyorum. Peki. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Başarılar diliyorum. Maus'a 4 yol ve cumartesi, pazartesi ve salı akşamı evet. Sırasıyla Maus'a 4 yol ve Güzel Yurt'ta bilet alanlar alsın, almak isteyenler alın, olmayanlar o akşam gidip kapıdan dönme riski olsa bile gidin cesaretle. Neticede aynı zamanda hem sanata ilgi ve destek hem de Kanser Hastaları Yardım Derneği'ne katkıyı bir arada buluşturmuş. Çok güzel bir proje. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir... Devam! Evet, bir programın daha sonuna geldik. Yarın yine sizlerle birlikte olacağız. Bay bay.